Merhaba, Melih Ekener ben. Bu sene 41. yılım Türkiye'de yaptığım oyunculuk süresi olarak. Yani 41 yılımı bitirdim. Bugün Sanat Hukuku YouTube sitesinden sizlere sanat hukuku konusunda bilgi vereceğim efendim. Sanat hukuku deyince sanat hukuku çok genel bir kapsama giriyor. Çünkü sanat birçok dala ayrılıyor biliyorsunuz. Birçok dala ayrıldığı gibi o dallar da kendi içinde hukuk olunca birçok dallara ayrılıyor. Onun için sanat hukuku çok genel bir kavram oluyor. Bunun içinden ben sadece kendi bildiğim alanı oyunculuk kısmına bakabilirim. Oyunculuk hukuku, yani oyunculukta hukuk var mı? Oyunculuk hukuku nedir? Oyunculuk nedir? Oyuncu kim, kime denir gibi kavramlar. Bu kavramlar zaten hani Türkiye'deki hukuk konusunda en büyük sıkıntımız. Hani oyuncu kime denir? Kimdir oyuncu? Çünkü hani 41 yıllık bu oyunculuk hayatımda birçok dernekler kuruldu, oyunculuk dernekleri kuruldu, sendikalar kuruldu, onlar kuruldu, bunlar kuruldu. Hiçbiri gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü oyuncular kendileri bir şey yapmaya çalıştıkları için, yani kendi içimizde bir şey yaptığımız için. Çünkü oyuncular oyunculuğu bilirler ama hukuktan o kadar anlamazlar. Tüm hukuku anlamaları gerekmiyor zaten. Ki kaldı ki telif hakları kaç? 2000 yılında mı yürürlüğe girdi? O yıllarda girdi. Şu an bile telif konusunda çok zayıfız. Yani o kanunda ne söylüyor? Zaten kanunlarımıza bakınca bir garip bir dil var. Osmanlı dili kullanılıyor ve o tamamen yoruma açık. Yani isteyen istediği gibi yorumluyor. Onun için bir adım ileriye gidemiyoruz. Oyuncu hakları deyince bir hakkımız yok. Oyunculuk hakları, çünkü gerek tiyatroda olsun, gerek sinemada, gerek televizyonda olsun, biz bütün haklarımızı yapımcıya ya da yönetmeni bir adet sözleşmeyle teslim ediyoruz efendim. Ki bu sözleşmede yani verdiğimiz haklar tüm kainat hakları diye geçiyor. Biliyor musunuz, yıllar önce şey diye geçiyor, Türkiye ve işte yurt dışı hakları bendedir diye yazıyordu sözleşmede. Biri dava açıyor, diyor ki televizyondan yayınladılar bunu, uydu da dünya dışındandır diyor. Ve diyor öyle olduğu için diyor dava açıyor ve davayı kazanıyor. Örnek teşkil ettiği için de bundan sonraki bütün sözleşmelerde kainat hakları diye geçiyor. Yani bugünkü oyuncular bütün kainat haklarını bir sözleşmeyle yapımcıya, yönetmeni isteği doğrultusunda veriyor. Çünkü başka şansı yok. Hani hayır istemiyorum dese şansı yok. Başka türlü sözleşmeler de yapılıyor. Hani bu bize teklif edildi Arzu Film tarafından. Ama bir konsensus olması lazım. Konsensus olmadığı için kabul edilmedi. Maskeli Beşler'deydi sanırım. Dedi ki yapımcı, yönetmen, ben size dedi normal oyunculuk paranızı vermeyeyim ama taşın altına elinizi sokun dedi. Bütün şeylerden telif ödeyeyim size dedi. Bu çok güzel bir fırsattı. Ama biz oyuncular telifin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden ne kaç para gelecek onu da bilmediğimiz için. Abi dedik, sıcak para iyidir. Ondan sonra sen karıştırma telif. Biz yine kainat haklarını verelim. Sen ne yaparsan yap dedik. O yüzden de ilerlemiyor iş. Yani hani oyuncular hukuk bilmiyor, telif bilmiyor. Telif bilenler, hukukçular da bunlarla fazla ilgilenmiyor. Çünkü bir sendika kurulacaksa ya da oyuncularla ilgili bir birlik kurulacaksa biz kendi aramızda birlik olamıyoruz. Hiçbir oyuncu bir araya gelip bir birlik oluşamıyor. Birbirimizi yiyoruz çünkü. Bu aşikar. Dolayısıyla Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Amerika'da nasıl kurulmuşsa bu sistem, orada güçlü bir oyunculuk sendikası var biliyorsunuz. Ki öteki sanat dallarında da sendikalar var güçlü bir şekilde. Burada da aynı şekilde olması lazım. Yani bir avukatlık bürosu mu olur? Yiğit birkaç avukat çıkar. Bütün sendikayı kurar. Hukuksal olarak altyapısını hazırlar, metinlerini hazırlar, bütün kurallarını çıkarır. Ondan sonra der ki bir sendika kurulmuştur, buyurun oyuncuları alalım. Ki burada da ikinci sıkıntı oyuncunun tarifi. Yani oyuncu kim girecek sendikaya, sendikaya nasıl girecek gibi sorular. Ama bu bizim sorunumuz değil. Yani oyuncuların çözebileceği bir şey değil. Çünkü dediğim gibi oyuncular, biz sahneyi biliriz. Kimin oyuncu olduğunu, kimin oyuncu olmadığını, iyi kötü oyuncu söyleyebiliriz ama hukukta bunu söyleyemeyiz. Onun için hukukçuların bunu yapması gerekiyor. Yani bize bırakmaması gerekiyor, oyunculara bırakmaması gerekiyor. Onun için genç avukatlara, idealist avukatlara buradan sesleniyorum. Lütfen bize bir sendika kurun, haklarımızı savunun.
Siz sistemi kurduktan sonra biz oyuncular olarak size sonuna kadar destek veririz. Çok teşekkür ederim efendim.